Tek bir amaç var, o da Kırgızistan'ı Türkiye'de daha çok tanıtmak, daha çok insanı buraya çekmek. Biz de Türkiye Gezginler Derneği olarak bu görevi yapmamız gerektiğini düşündük. Geçen sene bir ekiple buraya geldik ve bunun biz Türkiye Gezginler Derneği olarak 23 yıldır gittiğimiz ülke, ertesi gün bir daha gittiğimiz söz konusu olmadı. Hep değişik yerlere gidiyoruz. Ama buraya ikinci defa geldik. Sağ olsun arkadaşlarım beni yalnız bırakmadılar. Daha da gelecekler. İşte 10 hanım, 4 erkekten oluşan bir grubuz. Kırgızistan'da ise bu şeyi, bu manastistan ve tanrıcılık olabilir bazı zamanda. Size göre nasıl bunu geliştirebiliriz? Nasıl turistik sisteme bunu yönelebiliriz? Tanrıcılık, manastistan, şöyle size göre. Manastistan'ı zaten Guinness'e girmiştir. Ben Guinness'in de Türkiye'de temsil ediyorum o bakımdan. Bunu tabii tanıtmak biliyorsunuz promosyonla oluyor. Zaten Kırgızistan hükümeti elinden geldiği kadar bu yolda yol alıyor. Ama en büyük bence etken bizleriz. Bizler bunu anlatacağız. Buraya gelenler birbirine söyler. Ya en güzel fısıltı Fısıltı gazetesidir. Kulaktan kulağa olacak. Asuman arkadaşına söyleyecek. Zeliha arkadaşına söyleyecek. Birileri gelecek. Çünkü diğer ülkeler de reklam yapıyorlar. Şimdi değil mi? Hemen açıyorsunuz. Hemen Hindistan'da reklam yapıyor. Bhutan yapmıyor. Televizyonda her en bütün güzel, ülkelerin şeyi var. Televizyon. Onun için en güzel yol fuarlara katılmak, ilgi çekmek, ondan sonra da kulak yoluyla dağılacak. Zaten bu tip insanlar takip ediyorlar. Şimdi internet yoluyla sosyal medyada her şey takip ediliyor. O bakımdan bu güzelliği gören herkes, buraya gelen herkes paylaşıyor. Ben de paylaşıyorum. Şimdi herkes paylaşıyor. Buraya gelen İsviçreliler de, Almanlar da muhakkak sosyal medyada arkadaşlarında değil mi yol diyorlar. Bence en güzel yol bu. Kırgızistan özellikle yani kitle turizmin şeklinde ilerleyip hani yozlaşması konusunda, çünkü ben de şimdi yıllardır Kırgızistan'da çalışıyoruz. Ben de böyle endişeyle hani aman kitle turizmine dönüyor burası endişeleri taşıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kesinlikle yapmayı yaparsanız kaybedersiniz. İspanya kaybetti. Zamanında kitleye geçti. Biz de kaybedeceğiz. Bizim otellerimiz her zaman müşteri bulamayacak. Bakın ben onu Türklere de söylüyorum yani toplantılarımda. Geliyorlar bizim İngilizler, Almanlar. Bir akşam yemeğine bir hafta kalıyorlar. Londra'da bir ciddi lokantada. Kertenkele havuzlarda yatıyorlar. Onlar vallahi su bile almıyorlar. Her şey dahil. Geliyorlar vıcık vıcık yağlarıyla denizi kirletiyorlar. Kalette kalettelerimizi öldürüyorlar. Ondan sonra vallahi bir defasında ben bir konferansa gitmiştim Antalya'da bir otele. Bir İngiliz çocuk geçiyordu. Baba su dedi. Alma evladım dedi. Otelde bedava dedi. Bir tane de havlu çalıyorlar, dönüyorlar. Şimdi bunların ne faydası var bize Allah aşkına? Hiç faydası yok Türkiye. Çok ucuz geliyorlar uçakla. Bedava kalıyorlar. Yemek alıyorlar, israf yapıyorlar, tabaklarını bırakıyorlar. Defolup dönüyorlar bir hafta sonra. Bu turizme girmeyin. Yani sizin buradaki özelliğiniz, hatta bizim grup bile biraz kalabalıktı, daha az insanlarla. Zaten gelenlerin çoğu öyle değil mi? Bir minibüs oluyorlar, güzelce kalıyorlar. Buranın özelliği bu. Pahalı yapın, daha pahalı yapın. Ödesin gelenler. Ama sakın akitte turizmine girmeyin. Büyük oteller yaptırmayın. O zaman Kırgızistan işi biter. Kırgızistan da şeye döner. İşte Türkiye'ye döner, İspanya'ya döner, Fas'a döner. Yani kitle turizme girdiğiniz zaman insanlar sadece buranın bir özelliği olmalı. İnsanlar merak etmeli. Merak dişidir. Geleneklerin korunması önemli. Biz artık genç nesilin ellerinde kolalarla, efendim hamburgerlerle değil, geleneklere sahip çıkmış bir gençlikle karşılaşmak istiyoruz. Bu Kırgızistan'da halen sürüyor. Artık bazı gittiğim ülkelerde mesela genç kuşaklar artık tamamen kendilerini Amerika'nın o çirkin kültürüne teslim etmiş görüyorlar. Bu Kırgızistan'da henüz yok. Bizi sevindiren bunlar. Ayrıca tarih var. Bir manastestanı var. Bir Cengiz Aytmatov var dünya çapında bir yazar. Bunlar da Kırgızistan'ın ayrı değerleri. Bu bakımdan hem tarihi görüyorsunuz hem coğrafyayı hem farklılığı hem gelenekleri. Ve çok da pahalı bir ülke değil bizim açımızdan. Bütün bunlar bir araya gelince tabii Kırgızistan'a artıları oluyor. Kırgızistan'da sıcak ilgi gördük. Çok yakınlık gördük. Bu artık Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da bile olmayan bir şey. Kendimizi vatanımızda hissettik. Kendi öz varlığımız için çok mutlu olduk. İnanıyorum ki seneye de tekrar devam edeceğiz.